Ayıttı. Oyun. Yeter! Ne oluyor ya? Hiç alamadın tokadı be. Ne tokadı? Burada tokat yok ki. Sıtkı! Gizem Hanım. Senaryoda tokat yok. Ama olmaz şimdi. O bana tokadı diyorsa ben de ona bir tane patlatırım. Kusura bakmayın. Doğru bir yerde. Yani benim de elim armut toplamıyor. Şimdi bu kadın biraz ezik olduğu için. Tamam, zaten ezik olduğu için sadece tokat attım. Yoksa mesela benim kocam bana tokat atsa ben onun ağzını burnunu kırarım. Kız kırar. Tamam, vay tokat atmasın. Kadını gitsin şöyle. Sude odanın öteki tarafına savrulsun. Yani karşılıklı itiş kakış diyorsunuz yani. O zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar, yemin ediyorum vallahi ya. İtiş kakış da şiddet tabii ki ama karakter böyle, ne yapalım? Ha, rezil bir adam yani bu Vahit. Tamam, okey. O zaman ben kafamda netleştireyim de iğrenç bir herif bu yani. O zaman uyuyor. Okey, tamam, hazır. Tamam. Yeterden alıyoruz. Evet. Kamera. Oyun. Yeter! Kestik. Gizem Hanım, niye düşmüyorsunuz? Ha? Düşsenize. Yok. Ha. Düşmem. Yıkılmadım, ayaktayım. Ayrıca da ne aklı itiyor bu beni? Ya karakter öyle, Vahit öyle. Biraz maço. Maço mu diyorum? Biz ona maço demiyoruz, psikopat diyoruz. Bir şey söyleyeceğim, niye başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz siz? Niye böyle adamlar oluyor bunlar? Kim aşık olur bunlara be? Vahit sizi bir daha ittiğinde dik durmayın, direkt düşün. Tamam mı? Yok. Aa, kusura bakmayın, düşmem. Düşmeyeceğim, hayır. Sude düşmeyecek, hatta gidip bu Vahit'i polise şikayet edecek. Mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Senaryoyu lütfen o şekilde değiştirtin. Düşmeyen, dik duran kadınlara hepinizi teker teker alıştıracağız. Helal! Sağ olun, sağ olun. Ekip bana aşık. Ben karavanımdayım, kahve içiyorum Sıtkı. Sen de ezberini yap. Karavanım mı var onun? Sosyete yavaş gelecek bize.